faaliyetleri ve hız kesmeden devam eden Türk Hava Kurumu, son yıllarda ülkemizi yakından ilgilendiren önemli konularda birçok atılım gerçekleştirdi. Türk Hava Kurumu 88 yaşında. Ülkemizin bu güzide kuruluşu, bu sivil toplum kuruluşu, Türk gençliğinin hizmetinde olan, Türkiye'nin ekonomisinin hizmetinde olan Türk Hava Kurumu'nun 88. kuruluş yıl dönümü için şimdi buradaki bu resmi toplantıdayız. Başkanı Sayın Osman Yıldırım ve Bayan Yıldırım, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. 88 yıl geride kalmış. Evet. Gibi, değil mi? Evet, doğru. Doğru efendim. Sayın Osman Yıldırım ve Bayan Yıldırım konukları kabul ediyorlar. Fazla vakitleri yok, zamanları yok. Nasıl olsa içeride büyük etkinlikler başlayacak evet, galiba. Evet, doğru efendim. Gerçekten 88. yıl heyecanını yaşıyoruz. Aslında 88. yıl çok hızlı geçmiş. Ve bu süre zarfında biliyorsunuz havacılığa çok güzel hizmetler vermiş bir kurum. Ve bu kurumun başkanı olmak ayrıca beni çok gururlandırıyor. Çünkü ülkemize çok güzel hizmetler sunuyor ve sunmaya da devam ediyor. Havacılığı Türk insanının işi yapıyor. Yine bunu yapmak için de havacılık sanayi ve sektörüne ihtiyacı olan insanları yetiştiriyor. Bu yetiştirmede de Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni açarak yani dünya çapında bir havacılık eğitim merkezi Türkiye'nin olması sağlanıyor. Tabii bunda eşimin çok katkısı var. Bana bir kere şöyle ki beni çok hoşgörüyle karşılıyor. Çünkü çok yoğun bir tempoda bu kurum faaliyetlerini yürütüyoruz. Ve bunları yürütürken de gerçekten büyük keyif alıyoruz. Çok sağ olun yani. Bana göre Bayan Yıldırım'dan puan alıyorsunuz şimdi. Evet yani. Yok ya. Efendim doğru söylüyorsunuz yani. Burada tabii biliyorsunuz eşlerin çok etkisi var. Yapılan faaliyetlerde eşimin de bana hep böyle destek oldu şimdiye kadar. Bir mutluluğumuz sonsuz. Çünkü ülkeye hizmet etmek bana göre ibadetlerin en güzeli. Havacılıkla olan ilginiz, bağlantınız. Efendim ben işte 40 yıl Hava Kuvvetleri'nde görev yaptım. Ben bir savaş pilotuydum. Şimdi yine Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla uçuyorum. Model uçururum. Efendim planör uçarım. Yani havacılığın bütün bölümlerini seviyorum. Bu sevda zaten oradan geliyor. Kaçlısınız? 72'li. Sizin havacılıkla bağınız tabii ki. Havacı eşi olarak tabii ki. Ben de planör uçtum. Planör sertifikam var. Öyle var yani. Bir ben var evet. Hala yapıyor musunuz? Yok yapmıyorum artık. Ben emekliyim. Peki hocanız eşiniz mi? Yok kocadan hoca olmuyor. Kocadan hoca olmuyor. Hoca olmuyor. Efendim sizin ilk defa tanışıyoruz ama ben sizin devir arkadaşınızım. Öyle mi? Ama tabii kuvvetler farklı. Olsun. Olsun fark etmez. Uçumata İrfan vardı. Evet. Judocu. Biliyorum İrfan'ı. Hakan Kolveren. Evet. Aklımda kalan havacılık arkadaşlarımız onlar. Evet. İrfan müthiş. Siz hangi uçaklarda uçtunuz? Efendim ben F5, F4, kısa bir süre F16. Yani Hava Kuvvetleri'nin en önemli uçaklarıyla uçtuk. Zaten bir şey kalmamış. Evet, evet. İyi ki Tanrı da sizi bize bağışlamış. Çok sağ ol. Havacıların çünkü değil mi? Evet. Allah'ım kim bilir ne anılar vardı. Evet. Evet. Osman Bey nice yıllara yaşadı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi. Teşekkür ederim. Evet, Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Sayın Osman Yıldırım ve Bayan Yıldırım, iki eski güçlü havacılık sevdası. Zaten havacılık bir aşk. Bu sevda ve aşk olmazsa bu iş hem yapılmaz hem de gönül ve yürek verilmez. Evet, Türk Hava Kurumu'nun buradaki faaliyetleri tanıtılıyor. İşte bir bayan maket, pilot, provesi, kıdemi, yıldızı ile birlikte ve genç havacı arkadaşlarımız. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Vallahi kolaysa başınıza gelsin. Bu çok zor bir iştir. Onunla uğraşıyorum. Simülör.
simülatörün şeyi yani bunu görerek düştü uçak. Hayır, henüz düşür. Kanat. Hem de kanadı. Kanat koptu. Benim yüzümden oldu. Yok hayır, bu benim yüzümden. Sizin de hiçbir alakası yok. Neyse, bu sefer Salim'e indik. Merhaba. Merhabalar. Seni tanıyalım. Ben Mustafa Derici. Çankaya Şubesi Genç Kanatlar'da liderim. Burada gençlere havacılık faaliyetlerini tanıtmak, Türk Hava Kurumu'nun Genç Kanatlar toplumunu tanıtmak amacıyla bulunuyoruz. Genç Kanatların amacı Türkiye'de ve Türk Hava Kurumu bünyesinde gençlere havacılığı sevdirmek, havacılık faaliyetlerini tanıtmak. Sen de çok gençsin. Evet. Kaç doğumlusun? 95 doğumluyum ben. Küçüğü musun? Evet, planör eğitimi alıyorum Türk Hava Kurumu bünyesinde. Bütün genç arkadaşları bekliyorum. Merhaba. Gül Çin. Diğer adım Gökçe. Ben de Genç Kanatlara, ben yeni üye oldum sayılır, daha uçamadım henüz. İnşallah bu yaz uçacağım yani. Çok umutluyum, istiyorum. Heyecanla bekliyorsun uçmayı. Evet, kesinlikle. Yani paraşüt, planör, hepsini yapmak istiyorum. Peki, seni de kanatlı görmek istiyoruz. Kolay gelsin. Gerçekten tahminimizin üstünde büyük bir kalabalık var. Benim tanıdığım dönemlerde Hafiş'in çok değerli genel başkanıydı. Evet. Sayın Uslu. Şimdi parlamenterimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Havacılık sevgisi var mı sizde de? Biz havacıları seviyoruz. Ama siyasetçiler havayı sever, biliyorsunuz yani. Ama ben sizi yıllardır tanırım. Hiç öyle havalı olmadınız. Yani. Gerek başkanlığınız, yani. Gerek vekilliğiniz. Siz sade, düz. Evet. Tabii Türk Hava Kurumu Türkiye'nin en eski kurumlarından, havacılık kurumlarından bir tanesi. Türkiye'nin özellikle havacılık endüstrisine önemli katkılar sunmaya çalışmış bir kurum. Havacılık sevgisini gençlere aşılamaya çalışmış bir kurum. Son yıllarda üniversiteyle birlikte eğitim alanında havacılık ve hava teknolojileriyle ilgili bir kısım uğraşlar içerisinde de girdi. Dolayısıyla şimdi halkın sahiplendiği kurumlarımızdan bir tanesi de oldu. Sevindirici bir trend yaşıyor. Bizim de herhalde bu mutlu günde yanlarında olmak, katkımızı, desteğimizi, başarı dileklerimizi paylaşmamız gerekir diye, bu kıvancı paylaşalım diye buradayız. Haşim Bey, siyaset mi, sendikacılık mı, özledik mi? Vallahi Ali Şeriatı diyor ki, İranlı sosyolog, insan olmak bir niteliktir. Kim daha çok insansa daha çok derdi var demektir diyor. Nerede olduğunuzun önemi yok. Yani eğer yüreğinizde bir insan sevgisi ve sorumluluğu varsa her yer fark etmiyor yani size. Biz de zaten sizi onun için çok sever severiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Saygılar sunuyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, gerçekten Haşim Uslu çok dost, çok ağır, kamil bir dostumuzdur, arkadaşımızdır. Yıllarca Hakiş Genel Başkanlığı'nı yaptı ve daha sonra da şimdi parlamenter olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevini sürdürüyor. Kalabalık, bayağı kalabalık. Bütün hava sevgisiyle dolu, havacılık sevgisiyle dolu insanlar burada ve ilginç tarafı genç ağırlıklı. Demek ki gençlerin havacılık sektörüne karşı çok büyük bir ilgisi var. Bu da çok memnuniyet verici bir olay. Bütün gün bir akşam